Merhaba arkadaşlar. Efer Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Refiye. 22 Ocak Cumartesi saat 11.30. Sizlere İzmir'den kocaman bir günaydın. Evet arkadaşlar, bugün değişik bir açılım yapalım istedim. En azından kendi kanalım için değişik bir açılım. Aklınızdaki kişiyle karşı karşıya gelseydiniz, o size neler söylerdi, siz ona neler söylerdiniz? Eminim ki aranızda birçok kişi bu aklınızdaki kişiyle yarım kalmış meseleleri tamamlamak için son bir kez karşı karşıya gelmek isterdiniz ve bir şeyler söylemek isterdiniz arkadaşlar. Evet, bakalım deste ses şeklinde yapacağız ve bakalım o size ne söylemek istermiş, siz ona ne söylemek isterdiniz, bir bakalım bakalım kartlarımız ne diyecek arkadaşlar. Ama öncesinde bir duyurum var arkadaşlar. Bugün 22 Ocak Cumartesi akşam saat 8'de her zamanki gibi soru cevap şeklindeki canlı yayınımıza hepinizi bekliyorum ve kanalıma abone olur, bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz her hafta sonu yaptığım canlı yayınlardan ve soru cevap şeklindeki canlı yayınlardan ve yeni videolarımdan haberdar olursunuz arkadaşlar. Tekrar ettiğimi farkındayım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle geçen hafta çok yoğun, çok güzel bir hafta oldu. Yıllık izindeydim. Gündüzleri çalıştığım için arkadaşlar alamadığım birçok danışmanlığı, çünkü gündüz olan izleyiciler, takipçiler vardı ve hafta içi gündüz benden danışmanlık almak istiyorlardı ama pek mümkün olmuyordu. Bu yüzden geçen hafta çok güzel onlarla bir arada olma fırsatı buldum. Derken deste ses şeklinde olacak arkadaşlar. Sihirbazların tarotu ve üstüne güzel evimiz, şirin evimiz. İkinci destemiz ise ışık kaini tarot destesi ve üstüne şöyle horozu koyduktan sonra. Burada hemen seçemeyen arkadaşlarımız videoyu durdurup seçtikten sonra videoya devam edebilirler diyelim. Şöyle kenara alalım ve biz sihirbazların tarotuyla bir başlayalım. Şöyle araya da evi koyalım ki şey olsun. Şöyle 3 kart buraya, 3 kart buraya. Burada eriller olacak arkadaşlar. Aklınızdaki kişi, burada da siz olacaksınız. Dişiler veya tam tersi de olabilir arkadaşlar. Erkek izleyicilerimiz izliyorsa tam tersini kendine göre almaları gerekiyor. Önce bir bakalım. Katina destesindeki karakterlerden karşımızdaki kişinin enerjileri hangi boyutta şu anda, sizinle ilgili ne söyleyecek bir bakalım. Ama dişileri almışım. Şimdi erillere bakalım. Önce erilleri seçelim. Bakalım aklımızdaki kişinin sizinle ilgili düşünceleri neymiş? Birinci desteği seçen arkadaşlarımın aklındaki kişinin şu anda içinde bulunduğu enerji, bilinçaltı düşünceleri nelermiş bir bakalım. Ve şu gözüme çok takıldı ve aldım. Güzel de geldi. Bir Turan enerjisinde geldi. Çok güzel arkadaşlar. Turan enerjisine bakacak olursak genelde arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey, tabii kişiden kişiye değişir fiziksel özellikler, ama genel bir fiziksel profil çizmemiz gerekirse esmer, eli yüzü temiz, kalıplı birisi olma ihtimali çok yüksek. Maddi manevi olarak güçlü birisi. Mantıklıdır, mantıklı konuşan birisidir en azından. Sadık olduğu görülür. Özellikle sevdiği kadına, aşık olduğu kadına sadıktır. Kurallara bağlıdır. İlişkide ciddidir. Partnerine her konuda destek olacak bir kişidir. Hem maddi hem manevi anlamda destek olacak özelliklere sahiptir. Evet, şu anki enerjileri, Turan enerjisi gerçekten güzel. Dişiler şu sıra bir böyle enerjileri artmış durumda herhalde. Bakalım sevgili birinci desteği seçen arkadaşlarımın şu anki ruh halleri, enerjileri nedir? Aa, Santra geldi. Çok ilginç. Hiç beklemiyordum. Evet, abonuzun sultanı. Genelde bu kişi evliliğe hakim olan, şefkatli, iyi ve güzel bir ruhudur. Ve
genelde böyle güzel yüzlü, sevimli, yürüyüşü güzel, alımlı bir kadındır. Bilgedir, sezgileri kuvvetlidir. Güzel ruh, temiz duygular ve aşık olunası bir kadındır. Ve kimseyi yarı yolda bırakmayacak bir karakteri vardır arkadaşlar. Şu sıralar özellikle şöyle baktığımızda, dur. Önce Turan'ı bir anlatalım. Turan böyle tamamen size dönmüş. Eril enerjide, şu anki enerjilerde size bir yöneliş olduğunu görüyorum. Sizi merak ediyor, size bakıyor. Düşünceleri, tavırları ve davranışları tamamen size dönmüş. Sizse şöyle vücut dilinize bakacak olursak yan yana getirdiğimde aslında biraz böyle vücudunuzu ters çevirmişsiniz sanki. Biraz artık bıktım beklemekten ki mahzun bir yüz var. Çevirmişsiniz kendinizi. Evet, bakıyorsunuz bir yandan da ya geliyor mu? Gelecek mi? Benimle ilgili bir eyleme geçecek mi? Bir düşüncesi, niyeti var mı? Bir ipucu var mı? Der gibisiniz. Ama şu anki enerjilerde özellikle bu desteği seçen dişilerde yeter artık. Ben çok bekledim ve artık evlenip yuva sahibi olmak istiyorum enerjisi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Eriler de çok güzel aslında. Ben sana maddi manevi destek olacağım. Seninle birlikte olacağım. Sana zaten sadık birisiyim diyen bir enerji erilerde gözüküyor. Şimdi bakalım size ne söylemek istermiş. Birinci desteği seçen arkadaşlarımızın aklındaki kişi. Üç kart olarak gideceğim arkadaşlar. Siz ona karşılık ne söyleyeceksiniz? Biraz böyle dakikayı kısa tutmak istiyorum. Çok daha çabuk videom sizlerle buluşsun diye. Çünkü arkadaşlar bugün ayrıca Şubat ayı Burç Tarot yorum videolarını da çekmek istiyorum. Geçen ay biliyorsunuz sıkıntılar yaşadık. Hiç değilse bu ay böyle biraz daha çabuk o işi halledeyim ki son ana kaldı mı? Evet, bir sıkıntı, bir şey oluyor. İkinci desteği için. Ay pardon, birinci deste dişiler için. Şimdi bakalım hangi kartlardan alalım, bunlardan alalım. Bu desteden almak istiyorum. Ve son olarak sevgili dişillerimiz için bakalım.
6, 3. Hadi bakalım. Oo. Şimdi Eril der ki, evet ben senin kalbini kırdım. Bir kısmınız içinse evet ben hayatımıza ikimizin arasına başka bir enerjiyi soktum. Seni kırdığımın farkındayım. Ama kesinlikle hayatımda çok büyük sıkıntılar olmakta, çok büyük şu anda çok büyük mücadeleler vermekteyim. Bunun sebebi de sana yaptıklarından dolayı olduğunun farkındayım. Evet çok pişmanım sana yaptıklarımdan dolayı. Seni bile bile üzdüm, kırdım, aldattım. Bir kısmınız için arkadaşlar ve ilahi adalet yakamı bırakmadı. Gerçekten şu anda çok sıkıntılı durumdayım. Gerçekten hayatımda kendimi savunmak zorunda kaldığım noktalar ve durumlar var. Maddi olarak da sıkıntı içindeyim şu anda diyor. Siz ne diyorsunuz bakalım onun bu dediğine karşı? Siz de diyorsunuz ki yani gerçekten birçok kısmınız evet burada çok yumuşak başlı gibi gözüküyor olabilirsiniz ama onun bu şekilde kötü olmasından memnun olmuşsunuz ve en önemlisi de diyorsunuz ki ilahi adalet yerini buldu. Ben çok üzüldüm, çok kırıldım, beni her şeyden mahrum bıraktın. Duygularında cimrilik yaptın, her konuda beni ezdin, mahrum bıraktın ve ilahi adalet yerini buldu ve bundan mutluyum. Yani içinizde bir güneş açtı sevgili birinci desteği seçen arkadaşlarım. Şimdi dünya kartıyla beraber aslında sen benim dünyammışsın. Ben bunun farkına varamadım. Seninle tamamlanmışım, seninle bütünleşmişim. Gerçekten seninleyken bunun farkında değildim. Ama gerçekten seninle dört dörtlükmüşüz. Asa dörtlüsü. Yani gerçekten bir arada çok uyumluymuşuz ve gerçekten dört dörtlükmüşüz. Ve sana bir teklifle gelmek istiyorum. Seni memnun etmek niyetim. Çünkü şu sıralar senin enerjini hiç alamıyorum. Benimle ilgilendiğini ya da ilgilenmediğinle ilgili hiçbir ipucum yok. Eksikliğini ve yokluğunu çok çekiyorum. Yani evet ben sana zamanında senin istediğin ilgiyi göstermemiş olabilirim. Ama şu anda aynı şeyden ben muzdaripim. Şimdi bir kısmınız arkadaşlar bazı ritüeller uyguluyor olabilirsiniz. Bağ kesme, enerji kesme, negatif bağ kesme çalışmaları yapıyor olabilirsiniz. Ve evet bundan dolayı da yani bir yokluk ve yoksunluk çekiyor. Şu anda buz gibiyim. Yani soğuk buz gibi bir yerde yapayalnız kaldım diyor. Ve siz de çok mutlu oluyorsunuz. Evet sen bunu hak ettin. Gerçekten zamanında bana vermekten kaçındığın ilgiyi, şefkati başkalarına verdin. Ve bu yüzden ben de artık sana akıttığım enerjiyi kesiyorum. Artık ben de yoluma bakmak istiyorum. Ben çok üzüldüm. Çok kırıldım. Ve hep seni bekledim. Hep bir bekledim, mücadele ettim. Bu ilişkiyi yürütmek için çok uğraştım. Artık bu mücadeleden yoruldum. Biraz daha sen mücadele et diyen bir tavrınız var. Çok ilginç, çok ilginç. Şimdi ilginç, neye ilginç? Önce bunu. Sen benim ruh ikizimmişsin, ikiz alevimmişsin. Ben bunu fark edememişim. Seninle gerçekten çok derin bağlarım olduğunu şimdi anladım. O yokluğun, yoksunluğun yüreğimde öyle bir acı ki. Yani lütfen, lütfen sana adım attığımda beni reddetme.
Almam gereken dersleri ben aldım ve hayata dair her şeyi kabul ediyorum. Olması gerekeni de, olmaması gerekeni de olduğu gibi, olmadığı gibi kabul ediyorum diyor. Değişik. İkiz ruh, ruh eşliliğine inanmış bir eril. Elbette sizin cevabınızsa şöyle. Elbette seninle uzlaşmak, seninle aynı paydalar altında bir araya gelmek isterim. Ama şöyle bir şey var. Aramızda çok büyük sıkıntılar oldu. Çok büyük yalanlar, sırlar, gizler, gölgeler oldu. Ben sana güvenmekte zorluk çekiyorum. Gerçekten çok acı çektim. Sana olan hislerim, duygularım, düşüncelerim takıntı haline geldi. Ben şu anda serbest bırakma enerjisindeyim. Bir serbest bırakmak ve ne olacağını görmek istiyorum diyor. Şimdi çok ilginç. Burada arkadaşlar genelde dişiler bir ya gelmiyor musun gel artık bir yuva kuralım vesaireyken böyle bir enerjideyken eriler bir kaçış sorumluluktan kaçma aa ben istemiyorum böyle sorumluluk diyen bir eril varken şimdi tam tersine dönmüş. Yani dişiler biz ruh eşiyiz. İkiz aliviz, ruhsal bir bağımız var, kader bizi bir araya getirdi derken şimdi işler tam tersine dönmüş. Sen benim evimin sultanı ol, çocuklarımın anası ol. Biz birbirimize verilmiş olan en büyük hediyeyiz. En büyük şansız. Biz birbirimizi bulduğumuz için çok şanslıyız. Yani bir diğer amin gel evlenelim diyen bir Turan'ımız var. Siz ne diyeceksiniz? Bir düşünmem lazım. Yaptıklarından dolayı bir sürü yargılar, ön yargılar, bilinçaltımda travmalar, negatiflikler birikti. Evet bir bakayım bu yargılardan sıyrılabilecek miyim? Veya sen benim bu yargılardan sıyrılmam için yeterince çaba gösterecek misin? Düşünmem gerekiyor diyorsunuz. Ve yani hiç beklemiyordum böyle bir dönüş, böyle bir sözleri beklemediğim bir şey oldu. Ama sanırım gerçekten değişmişsin. Biraz daha olgunlaştığını görüyorum diyorsunuz. Evet, şimdi toparlayacak olursak buradaki eril yaptığı haksızlığın farkında. İlahi adaletin bir tokat attığı, hatta sistemin bayağı bir silkelediği bir erili görmekteyiz arkadaşlar. Bu da neden olduğunun farkına varan bir eril var. Sana yaptım, yaptıklarımı buldum diyen bir eril. Ve aslında gerçekten sizinle bütünleşmek istediğini, zaten sizleyken tam dört dörtlük bir durumda olduğunu anlatıyor. Şu anda bunun farkındayım ve bunun farkına varmasının en önemli sebebi de sizlerin ona akıttığı enerjinin kesilmesi olmuş arkadaşlar. Evet, gel beraber olalım. Gel beraber olalım diyen, hatta evimin hanımı, çocuklarımın anası ol diyen bir eril var ve buradaysa çok ilginç. Dişil diyor ki ben düşüneceğim, düşünmem lazım dedi. Çok da güzel sonuçlandı. Bayıldım. Evet, birinci deste bu şekildeydi arkadaşlar. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Şimdi ikinci desteye geçelim bakalım. Hadi bakalım. Sevgili ikinci desteği seçen arkadaşlarımızın eril karakterinin şu anda bu desteği seçen arkadaşlarımızla görüşse ne konuşmak isterdi? Şu anki ona dair enerjileri nelerdir bir bakalım. Biri ikinci desteği seçen arkadaşlarımız için seçtik bakalım. Allah'ım dare geldi arkadaşlar çok üzgünüm. Başta direkt çok üzgünüm sizler için.
Evet, Dare, esmer, zayıf, masum bakışlı, oldukça titiz, şüpheci birisidir, iş ve sosyal hayatında cesur ve ataktır, ama ilişkilerde sorumluluk almaktan kaçınan bir kişidir. Bu yüzden ilişkisine net değildir. Eyleme geçmesi için biraz iteklenmesi, kakalanması gereken birisidir Dare. Şimdi bakalım sizler bu dare karşısında nasıl bir enerjide geleceksiniz? Urmiyan ne gelebilirdi ki zaten? Urmiya, evet, şöyle Yakut'un sultanı, en masum hanımlardan birisidir. Düşüncesi hep aile kurmak. İşte kendisiyle barışık birisidir. Kumral, açık tenli olma ihtimali çok yüksek. Tabii ki fiziksel özellikler değişir kişiden kişiye arkadaşlar. Sevecen, samimi ve güven kokan yapısı sayesinde insanların kalbine taht kuran biridir. Güçlü bir kadındır ama çevresindeki kişileri kırmak istemediği için düşündüklerini söylemekte zorluk çeken ve böyle kursağında kalan birisi. Şöyle kartların birbirine bakışını görürsek. Evet, vücut böyle biraz Dare'nin dışarıya dönük. Ama kafası Urmiya'ya karşı. Ya böyle masum masum bakıyor, tamam mı? Ben gelmek istiyorum ama gelemiyorum. Sorumluluklarım var falan, böyle bir şeyde Allah'ım ya Rabbim. Şu resmediliş bile o şekilde. Sizse evet, hem vücudunuz hem yüzünüz ona dönük ama biraz daha böyle masum, biraz sanki biraz böyle geçiş enerjilerine gelmiş gibisiniz sevgili Urmiyalar. Hadi bakalım ne söylemek isterdi ikinci desteği seçen arkadaşlarımızın aklındaki kişi, bu desteği seçen arkadaşlarımıza ne söylemek isterdi bir bakalım. İki, üç. Siz onun bu söylediğine ne söylemek isterdiniz karşılığında? Ruhun karanlık yanları. Dare'de bir karanlık yan varmış. Hadi bakalım. Çok fazla attı arkadaşlar.
Şimdi bakalım ne diyecek. Allah Allah. Adalet. Hep böyle bir adalet teması çıktı ama o neyin adaletini istiyor? Çok merak ettim. Bu adalet kartı ne? Şimdi burada arkadaşlar böyle şey diyor. Ben evet diyor bir an önce sana koşmak, sana haber göndermek istedim. Çok güzel şeyler de yapmak istiyorum. Sen benim ayaklarımı yerden kesen kişisin. Ve gerçekten beni olduğum gibi kabul eden, burada adaleti büyük bir ihtimalle bunun için söyledim. Seninleyken kendimi kendim gibi hissediyordum ve senle çok güzel vakitler geçirdik. Çok güzel zamanlar geçirdik diyen bir dare var. Siz seni diyorsunuz. Siz ben seni bir ilk tanıdığımda gerçekten her şeyi yapabilecek güçte ve kuvvette olduğunu düşünüyordum. Seninle ileriye dönük ciddi bir ilişki süreceğimizi ve evleneceğimizi düşünüyordum. Ama sen hep bir ikilemde kaldın. Beni ikinci yani bir önemsiz gördüğün hayatında ikinci sıralara attın. Hatta hayatına başkalarını aldın. Benim için mücadele etmedin. Bense bu ilişki için mücadele etmekten yoruldum artık. Ki zaten görünüşte o gördüğünüz gibi. Ya gerçekten ben seninle bir aile kurmak istedim. Ama ne yazık ki işler, güçler, durumlar umduğum gibi gitmedi. Önümü görmekte zorlanıyorum. Maddi konularda sıkıntı yaşıyorum. İşle ilgili sıkıntı yaşıyorum. Evet, bu yüzden seninle ilgilenmemiş, sana soğuk davranmış olabilirim. Ay, kaç zaman? Bir sürü zamandır bekleyen aram. Ben her zaman seninle bir ruh eşliliği durumumuz olduğunu, duygularımızın karşılıklı olduğunu düşünüyordum. Ama senin egon, senin bencilliğin, senin sadece kendini düşünmen, sanki sadece senin derdin, tasan varmış, dünya işlerin varmış gibi davranman artık bendeki seninle ilgili tüm duyguları ve düşünceleri öldürdü ve ben hayatımda yeni bir sayfa açmak istiyorum diyen bir Urmiya var. Şaşırttı. Ben sana hala bağlıyım, sana sadığım, sen benim karanlıktaki ışığımsın, benim en masum yanımsın, bana yol gösteren kişisin ve şu sıralar özellikle seninle yaşadığımız günleri, mutlu zamanları hatırlıyorum, tekrar gözümün önüne geliyor diyen bir Dare var. Ben artık senin ne düşüneceğimi bilmiyorum. Senin hayatına dair her şey bende çok karanlık. Senin hayatına dair hiçbir ipucum yok. Ben de artık ne düşüneceğimi, ne hissettiğimi şaşırdım. İkiz ruhum musun? Karmik partnerim mi? Bana bir ders için mi gönderdin? Beni aldatıyor musun? Bütün bunlar kafamda bir soru işareti ve ben bunların cevabını bir türlü alamıyorum. Şimdi burada karışık bazı durumlar var. Evet, beni çok ağır, yaralayıcı, onurumuzu kırıcı sözler söyledin ama bir kısmınız için arkadaşlar hayatımdaki bazı şeylerin bitmesi gerektiğini, sonlanması gerektiğini ve ancak o zaman sana gelebileceğimi, tertemiz bir sayfa açıp sana geleceğimi biliyordun. Bunu söyledim ama sen biraz sabırsızlandın veya işler beklediğimden daha uzun sürdü. Onurunu çok kırmışsınız söylediğiniz sözlerden dolayı. Ay Allah'ım. Senin işin gücün zor.
Hep bitirmek istediğim bir şeyler var. Sanki benim hayatım çok mu kolay? Benim de işim gücüm zor. Gayet zorlu zamanlardan geçiriyoruz. Ama gerçekten artık senin bana gelmeni değil, yani ilahi adaletin yerini bulduğunu, senin perperişan bir hale geldiğini görmek istiyorum. Evet, güzel evler içinde beraber yaşamayı, bir yuva kurmayı çok istedim ama artık bu belirsizlik beni çok sıktı diyen bir Urmiya var. Evet, Dare zaten aslında beklediğinden çok daha iyi sözler söyledi, laflar söyledi. Yani evet, ben sana bağlıyım, seninle yuva kurmak istiyorum ama hayatımda bazı sıkıntılar var dedi. Önümü görmekte sıkıntı çekiyorum. Maddi olarak sıkıntılarım var. Atlatmam gereken şeyler var. Bir kısmınız için işte davalar vesaire olabilir. Dişilde bunların bitmesi gerekiyor olabilir. Önümü görmekte zorlandığım için adım atamıyorum dedi. Buradaysa dişilerin biraz aklı karışmış. Ama yeter artık demiş. Yani sen benim ikiz ruh alevim, ikiz ruhum musun? Ruh eşim mi misin? Karmik partnerim mi? Aldatan kişi misin? Nesin, ben artık seni çözemiyorum. Ben bu ikilemlerde, belirsizliklerde kalmakta sıkıldım ama biliyorum ki sen bencil kişisin. Sen egolu birisin çünkü sadece senin hayatında sıkıntıların olduğunu düşünen birisin. Ama benim de hayatımda dertler var, kederler var, sıkıntılar, güçlükler var. Ben artık ilahi adaletin yerini bulmasını ve senin bana yaptıklarından dolayı perperişan hale gelmeni istiyorum diyen bir dişilimiz ve artık siz Dare'yi öldürüp yeni bir sayfa açmak isteyen dişilimiz var dedi. Evet arkadaşlar, tabii ki şu anki anlık enerjilerle bunları birbirinize söylediğinizi söylüyor kartlarımız. Enerjiler ve durumlar her zaman değişir. Bir sonraki eril dişil konuşmasında bakalım birbirinize neler söyleyeceksiniz. Akşam saat 8'de Efer YouTube kanalımda soru cevap canlı yayına hepinizi bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.